18.400 gram gibi. 18 kilo 400 gram. Fiyatı mı diyorsun? Bu fındık kırılacağım bunu. Fiyatı 58 lira. 1068 lira kaldı. ...30-35 yıllık fındıkçı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar bir fındık fiyatının yükselişini gördük. Şu anda fındık 59-60 lira civarında faturalı olarak bugün itibariyle. Vallahi şimdi üreticinin elinde çok fazla fındık yok ama stokçuların elinde fındık var. Fiyatların gitme ihtimali yüksek. Malum hava şartları olumsuz yönde fındık üreticisi açısından gitmekte. Dolayısıyla herkes fındık toplamanın peşinde. Gelecek yıl için fındık olmayabilir düşüncesiyle bunun da katkısı var. Bugünlerde olumsuz. Bu zamana kadar yani geçen yıl bu aylarda yarım metre üzerinde kar vardı. Yağışlarımız devam ediyordu. Sürekli yağmur yağıyordu. Şu anda malum herkesin bildiği gibi ülkemizde bir kuraklık meydana gelmiştir. Sadece bizim bölge değil, Türkiye'nin belirli bir bölgelerinde kuraklık devam etmektedir. Ama mutlaka diyor. Çok püs vardı mesela. Yükseklerdeki bazı köydeki arkadaşlarımız, üreticilerimiz fındığın açtığını söylüyor karanfillerin. Havaların iyi gitmesiyle. Tabii ki açan yerlerde kar yağarsa, ayaz gravı dediğimiz şekilde olursa fındığın bölge bölge değişebilir, yanabilir. İnşallah yanmasın. Vallahi bunu fabrikacı arkadaşlar ve ithalat ihracatçı arkadaşlarımız bizden daha iyi bilir. 15-20 güne kadar Avrupa'da fındığa talep yoktu. İç yılbaşı münasebetiyle iç piyasada ihtiyaç duyulduğunu yetkili arkadaşlarımızdan duyuyorduk. Şimdi gelecek yılın havaların böyle kurak gitmesiyle, kar yağmaması nedeniyle de gelecek yıl fındık rekortesinin az olacağı düşüncesiyle birçok firma gelecek yılın mahsulünü şimdiden tedarik etmeye çalışır düşüncesi de olabilir diye düşünüyorum. Yani şimdi gerçek üretici köylü zaten mağdur olmuştu zamanında. Bir yıl geriden gelip borcunu ödemekle mücadele gösteren çiftçilerimiz vardı. Dolayısıyla elinde fındığı olan birçok çiftçimiz de yani 50-55 civarındayken sattı. Yani şu anda da %3-2 vardır yoktur. Yani artık eskiden ton hesabı alıyorduk. Şimdi bir çuval iki çuval kıyıda köşede kalan fındıkları alıyoruz. Yani yoktur diye diyorum. Yani bu saatten sonra stokçuların, büyük firmaların elinde fındık. Bize üreticiye fazla yansımaz yani. Yok yani köylerde fındık yok. Peki ne kadar daha artar bu fiyatlar? Valla bu fındık nereye yuvarlarsan oraya gittiği gibi yani şu anda tahmin ediyorum biraz daha yukarı çıkar. Toprak mahsullerinin fındığı kaça satacağı da önemli. Ona göre de fiyat iner veya çıkar. İnmez de. Ülkemizde çıkan bir şeyin indiğini duymadık. İnse de bir gün iki gün fındık piyasası gibi tekrar yukarı çıkabilir. Onun da etkisi etkeni olabilir diye düşünüyorum.